Selam gençler Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu ders videomuzda AYT için gazlar kısmının 5. bölümünü sizlere anlatmak istiyorum. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. dersimizin içerisinde ne vardır diye bakarsak arkadaşlar kinetik teoriden bahsedeceğim sizlere bugün. Gazların difüzyonu ve efüzyonu kısmından e, bahsedeceğim ve çarpışma sayısı ne demektir? Hep karşımıza gelir. Bunları derleyip toplayıp size anlatmak istiyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar kinetik teori nedir? Kinetik teori deyince bakın öncelikle biz gerçek gaz, ideal gaz kavramlarını iyi bilmemiz gerekiyor. Gaz molekülü arasında ne vardır arkadaşlar? İtme ve çekme kuvvetleri vardır ama bunlar arkadaşlar çok zayıftır diye söyleyebiliriz. Çünkü gaz moleküllerin enerjisi fazla olduğu için ne yaparlar? Sürekli hareket halindedirler ve moleküller birbirine uzaklaşırlar. Uzaklaşmak isterler ve bu moleküllerin arasında kuvvet de zayıftır. Bu yüzden e, bu kuvvetler arasındaki arkadaşlar biz bu kuvvetleri ne yapabiliriz? İhmal edebiliriz. Ya bu kuvvetler genellikle ihmal edilir. Onu söyleyelim. İşte gaz molekülleri tabii ki bakın burada bir kap var. Kabın içerisinde gaz molekülleri vardır. Gaz molekülü böyle kalmaz. Ne yapar? Her tarafa doğru arkadaşlar, ee, gelişi güzel ve her yöne doğrusal yönlü bir hareket eder. Biz buna ne diyoruz? Brown hareketi diyoruz arkadaşlar. Brown hareketi diye bir şey duyarsanız gaz moleküllerinin yaptığı hareketten bahsedebiliriz. Ve e, gazın hacmi ne kadardır diye bakarsak gazın hacmi kabın hacmi ne kadarsa o kadar. Çünkü her tarafa bu moleküller eşit bir şekilde dağılacaklar ve e, hacimlerini gazın hac, e, kabın hacmi kadar yapacaklar. O zaman ne diyeceğiz? E, gazın hacmi kabın e, hacmi kadardır diye söyleyebiliriz ve e, tabi gaz moleküllerin kendi bakın şöyle karaladığım öz hacmi de vardır ama biz bu öz hacmini ne yapıyoruz arkadaşlar? Öz hacimlerini ihmal ederiz. Peki gaz molekülleri birbirleriyle kapın çepeleriyle arkadaşlar ne yapıyorlar bakın burada bir çarpışmalar yapmazlar mı yaparlar ama bunlar esnek çarpışmalardır. Onu da söyleyelim. Yani bu çarpışmalar sonucunda işte moleküllerin enerji kaybı olmaz diye kabul edebiliriz. Veya işte çarpışma sonucunda e, doğrusal çarpışmalarında bir tepkime yani e, böyle bir parçalanma meydana gelmez diye söyleyebiliriz. Tabi tepkime olacağı zaman ayrı. Onu söyleriz belirtiriz ama bu moleküller esnektir. Esnek çarpışmalar yapar şeklinde belirtebiliyoruz. Peki şimdi bakın. Aynı sıcaklık kavramı önemli. Aynı sıcaklıkta tüm gazların arkadaşlar ne aynıdır? Ortalama kinetik enerjileri aynıdır. Bakın arkadaşlar ortalama kinetik enerji diye bir kavram varsa gazın cinsi veya işte mol sayısı veya yaptığı basınç önemsiz. Neye bakacağız? Sıcaklığına bakacağız. Aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjisi aynısıdır. Aynıdır diye söyleyelim. Şimdi bu kavramlar kinetik teoriyle alakalı ve kinetik teoriye teoriye uyan bu gazlara biz ne gazlar diyoruz arkadaşlar? İdeal gazlar adını veriyoruz. Yani ideal gaz denklemi param varsa ne rahat PV=nRT işte, mesela bu bu e, yönteme bu şekilde uyan gazlardır. Ve tabii ki gerçekte arkadaşlar e, ideal gaz diye bir gaz var mı? Hayır. Gerçekte hiçbir gaz aslında ideal değildir. Sadece arkadaşlar ideale yakındır veya arkadaşlar idealden uzaktır diyebiliriz. İdealden uzaktır ifadesini söyleyebiliriz. Peki gazlar ne zaman e, bu kavramı e, açığa çıkarttılar? Bir kere bakın ideal gaz aslında arkadaşlar şunu söyleyelim. İdeal gaz aslında ben şöyle diyorum. Özgür gaz demek yani tabi bu kitaplarda bu şekilde geçmez ama ben bunu bu şekilde öğrencinin daha iyi algılayabilmesini düşündüğüm için bildiğim için özgür gaz işte ideal gaz diye kodlarsınız hiç hata yapmazsınız şimdi arkadaşlar bir gaz nasıl ideal e, özgür olur şimdi sıcaklığını artırırsak ne yapar arkadaşlar gaz e, özgür olur. Daha fazla hareket eder. Dolayısıyla bakın arkadaşlar gazlar yüksek sıcaklıkta evet yüksek sıcaklıkta üzerine uyguladığımız düşük basınçta arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar düşük e, basınç diyelim ve aynı zamanda arkadaşlar gaz moleküllerinin arasındaki etkileşim az etkileşimde mesela ne diyelim hani kuvvetler vardır bilirsiniz ki. London kuvvetleri vardır. Dipol dipol kuvvetleri vardır. Ve işte biliyorsunuz hidrojen bağı vardır. Bunları kıyaslarsak en kuvvetlisi nedir? Hidrojen bağı sonra dipol dipol. En zayıf arkadaşlar London'dır. O zaman London kuvvetleri varsa arkadaş arada daha idealdir diye söyleyebiliriz. Yani az etkileşim oluyor. Peki London kuvvetleri nasıl kıyaslarız? Arkadaşlar burada Küçük molekül ağırlığı yani MA'sı küçük olanın ki e, London kuvvetleri kimdir? Apolar moleküller ve işte soy gazlar bunu yapar. Daha önce söylemiştim bilirsiniz. TT'de anlatmıştım bunları. Dolayısıyla apolar veya soy gazda London vardır. Bunu küçük eması yani molekül küçük olması bunu zayıflatır arkadaşlar. O yüzden az etkileşim aslında. London kuvveti varsa küçük MA diye söyleyebiliriz. Veya işte dipol dipol ve hidrojen bağına göre tabii daha zayıftır lanlın onu söyleyelim. Peki ne diyeceğiz burada bu durumda? İdeale yaklaşırlar diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bunu bu şekilde söyleyeyim. Tabii idealdir demiyoruz da ideale yaklaşırlar diyoruz. Tabii ki biz idealmiş gibi ee, o şekildeymiş gibi söyleriz aslında ama normal ideal gaz diye bir şey yoktur. Şimdi bakalım. Graham difüzyon yasası. Bu ne demek? Şimdi bakın buraya bir zayıf çocuk çizdim. Bir de toplu bir çocuk çizdik arkadaşlar. Şimdi mesela düşünsenize iki tane çocuk var. Biri zayıf biri kilolu. Şimdi mesela bir okul var diyelim. Okulun çevresinde bunları koştursak. Hangisi önce gelir bakarsanız. E, tabii ki arkadaşlar bu zayıf çocuğun e, daha hızlı koşabileceğini söyleyebiliriz değil mi? Gazların hızı da aslında buna benzer bir şekilde hani buradaki simülasyona benzer şekilde düşünebilirsek gazların ortalama hızı bir kere onun kilosuna yani aslında ağırlığına bağlı arkadaşlar ve tabii ki sıcaklığına da bağlıdır. O yüzden burada bir şöyle söyleyelim. Molekül e, kütlesi diyelim. Molekül kütlesi eması yani ve aynı zamanda arkadaşlar neye bağlı? Sıcaklığına bağlı diye söyleyebiliriz. Peki şimdi o zaman e, buraya niye bunu çizdik arkadaşlar molekülün kütlesi büyük olan gazın. Ağır olma şansı olduğu için Hızının ne olmasını bekleriz Aynı şişman çocuk gibi az olmasını bekleriz O zaman molekül kütlesi küçük olan Gazlarda daha hızlı hareket eder Bu mantıkla bakacağız O zaman gaz tanecikleri birbiri içerisinde Önce şu tanımla bakalım arkadaşlar Gaz tanecikleri ne yaparlar mesela Burada bir borumuz olsun diyelim Arkadaşlar buradan bir gaz X gazını gönderdik buradan da Y gazını gönderdik Bunlar ne yapar arkadaşlar belli bir noktada Hareket ederler ve birbiri içerisinde yayılırlar İşte bu yayılma olayına biz ne diyoruz difüzyon ee, diyoruz. Peki şöyle bir şey olsaydı mesela boş bir kaba arkadaşlar boş bir kaba ben ee, buradan arkadaşlar bir x kazı göndersem x hızı ne yapar her tarafa tabii ki yayılır. Bunu da arkadaşlar biz ne diyoruz efüzyon adını veriyoruz yani difüzyon ve efüzyon tanımı bu. Aslında aynı formülle kullanacağız. Sadece birbiri içerisinde yayılmayı biz difüzyon boşlukta yayılmasına boş bir kaba yayılmasına efüzyon adını veriyoruz. Peki hala difizyon hızı ne ile alakalı? Yani efüzyonunuz da aynı şekilde fark etmez. Bir kere arkadaşlar burada şunu söyleyeceğiz. Sıcaklık ve molekül kütlesi dedik ya. O zaman sıcaklık ama tabi burada karekök kullanmam lazım. Çünkü kinetik enerji 1 bölü 2 mv kareden oradan çekersek karekök kullanmak gerekiyor. Sıcaklık kareköküyle tabii ki sıcaklığı artan molekülün hızını yapar? Daha da artar. O zaman doğru orantılıdır diyeceğiz. Ama molekül ağırlığıyla molekül kütlesiyle arkadaşlar molekül kütlesinin ile ne yapar bu durumda? ters orantılıdır diye biz bunu söyleriz. Yani şişman adam daha e, yavaş koşuyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada o zaman bir karakök açacağız arkadaşlar tamam mı? Ne demişiz? Bakın Vx bölü Vy yani x'in hızının y'in hızının oranı eşittir. Ne demişiz? Bakın sıcaklıklar doğru orantılı. Yani Tx bölü Ty şeklinde yazdık. Ama MA'lar ters orantılı. MA, Y bölü MA, X şeklinde yazdık. Bakın X yukarıda X aşağıda MA olarak molekülerlik olarak baktığımız zaman ama sıcaklıklara doğru orantılı şeklinde bunu söyleyebiliriz. Şimdi ne yapalım? Bir uygulama yapalım mı? Bence tam yeridir bu uygulama yapmamızın. Elimizde bir sistem var görüyorsunuz ki bu sistemin sol tarafı ve sağ tarafında iki tane gaz gönderiyoruz arkadaşlar. Bu gazların arkadaşlar ilk olarak nerede karşılaştığını bize sormuş soru. Şimdi nasıl yapacağız? Arkadaşlar kimyacı bonusu borumuz var burada görüyorsunuz ki. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Hemen ben e, hidrojen flürün e, hızının e, işte C3H4 gazının yani propin gazının hızını oranını şöyle yazabilirim. Bakın nasıl yapacaktık? Bir karakök açacağız tabii ki. Hemen şunu söylemiştim. E, sıcaklıklar doğru Yani bakın sıcaklık HV bölü sıcaklık C3 H4 şeklinde yazabiliyoruz. Ama emalarla ters orantılıdır arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde emaları ters olarak yazacağım. Tamam bunu böyle yazdık. Pekala. Şimdi buradan yorum yapalım. Devam edelim arkadaşlar. Neymiş elimizde? Bakın haşvenin sıcaklığı zaten bir de önemli burada Kelvin kullanmamız lazım. Eğer santigrat dereceyse hemen bunu Kelvin e çevirmemiz gerekiyor. 2 T Kelvin tamam. Burası da T Kelvinmiş. Çarpı diyoruz arkadaşlar. C3H4'ün eması. C3H4'ün eması. Bakın burada ee, hemen şurada yanlış yazmışız. C3H4 yazmam gerekiyorken yanlış yazmışız. Bakın bunu nasıl yakılacağız tabii ki arkadaşlar. Bunun eması 3 tane karbon, artı 4 tane hidrojen tabii ki 36 40 olmuş oluyor. Ama buraya bunu yazacağız. MAHF ise bakın onun HM'si hidrojen 1, Florda da e, 19 olacaktı. Yanlış yazmışız. Arkadaşlar onu idare edelim. Böyle 20 olacaktı. Evet. E, o zaman burada arkadaşlar 1'e 2 olacak. Buradan gitti. Bakın ne oldu burada arkadaşlar? 2'ler de gitti. Arkadaşlar 1 geldi. Yani bunlar o zaman e, hızların eşit olduğunu görebiliyor muyuz? Yani tam eşit hızlı olacak. Yani emaları farklı geldi ama sıcaklıkların farkının ötürü tam burada bunu söylemiş olduk bakın. Yani bunu böyle yazmış olduk arkadaşlar. O zaman ne olur bakın bu bir birim giderse bu da bir birim gider. İşte e, pardon yanlış mı yaptım ya? Pardon arkadaşlar özür dilerim. H ve bunu yanlış yazdım. Özür dilerim arkadaşlar. Düzeltiyorum. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hemen düzeltelim. E, 2T bölü T evet çarpı tabii ki 40 bölü 20 yazacaktım. Bakın yanlış olmuş. Hemen bunu düzeltelim. Burası 1'e 2 geldi. Yani kök 4 yani 2. O zaman şöyle bir şey var. HF'nin hızı aslında ee, C3H4'ün hızının aslında 2 tane katı olmuş. 2 katı olmuş oluyor. O zaman şöyle bir şey diyeceğiz. Bakın bu bir birim giderse bu o zaman 2 birim gider arkadaşlar. Bu o zaman bir birim giderse bu da 2 birim gider. Zaten bölmeler işarellikli. O zaman bunlar A noktasında karşılaşıyor. Bakın bir şey yanlış yazmamız. Bak şurada mesela 20 yerine 40 yazdık. Burada yanlış aldığımı gördüğüm için orada bir kafamız karıştı. Bak soruyu yanlış yapabilirdik. O yüzden bakın dikkat etmek gerekiyor. Burada ben bu hataya düşecektim neredeyse. Siz inşallah böyle hatalara düşmezsiniz arkadaşlar. Evet devam edelim mi? Şimdi örneklerimiz var beraber inceleyelim. Arkadaşlar burada sabit sıcaklık K muslukları aynı anda açılıyor ve M noktasında karşılaşıyormuş. Bakın M noktasında bunlar karşılaşacaklarmış. O zaman şimdi burada ne görebiliriz arkadaşlar? Bakın şimdi bakın bu bir birim gidiyor. Bu ise iki birim gidiyor. O zaman bunun hızına biz V dersek bunun hızı da 2V olmaz mı bu durumda? Bakın böyle bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi normalde nasıl yazacağız arkadaşlar? Şöyle yazarız değil mi? vso 2 bölü VX eşittir diyeceğiz. Karakök içerisinde değil mi? İşte T SO2 bölü tx çarpı ama ma'lar ters orantılı ma x bölü ma so2 yazar mıyız? Bence yazarız. Şimdi bakın sabit sıcaklık yani sıcaklıklar buna bile eşitmiş zaten. So2'nin hızının e, x'in hızının oranı zaten v 2v yani bakın 1 bölü 2v oluyor. 1 bölü 2 olmuş oluyor. E, T'ler gitti. O zaman ma x bölü so2'nin ma'sı da bakın arkadaşlar buradan hesaplarsak 64 gelir. Evet görüyorsunuz ki her iki tarafın karesini alırsak bakın ne olur. 1 bölü 4 eşittir. Ma x bölü 64 gelirse 4 tane max x eşittir 64 ise max x buradan arkadaşlar 16 gelir mi? Evet x'in ma'sı 16 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla x'in molekül kütlesi zaten SO2'den küçük oluyor. SO2'nin ma'sı da 64 olduğu için. Pekala zaten bakın sıcaklıklar eşit ve yani hafif olan gazımızın daha fazla gitmesi gerekiyordu. Buradan hesaplama yapmadan da anlayabildik. Fakat X gazı CH4 olabilir mi? Şimdi karbon neması 12 evet hidrojen neması da 1 16. Zaten biz 16 bulmuştuk X'in nemasını o yüzden demek ki X CH4 olabilir. Ortalama kinetik enerjisi neydi? Sıcaklıklarına bakacağız arkadaşlar sadece. İkisinin sıcaklıkları eşit işte olduğu için aynı ortam zaten sıcaklıkları da sabit demişiz. O yüzden bu arkadaşlar olamaz. Cevap da burada 1 ve 2 olacaktır. Evet, devam edelim mi? Kitabımızdan sorular almıştık bakın biliyorsunuz. Kitaplarımız var bizim AYT soru bankası ve deneme kitabı. Buradan sorular alıyoruz. Buna göre demişiz bakın kitapta sorulara baktığımız zaman aynı kapta bulunan eşit kütleli X ve Y gazlarından Y'nin difüzyon hızı X'inkinin 4 katıdır demişiz. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bakın burada bakın elimde bir ne var? Kap var. X ve Y gazları var bunların arkadaşlar. Yani eşit kütle yani M gram X var ve M gram da Y var. Evet görüyorsunuz ki difüzyon hızı bir kere kütleye bağlı değil. Neye bağlıydı hatırlarsanız? MA ve arkadaşlar sıcaklığa bağlıydı. Dolayısıyla şimdi X'in difüzyon hızı yani yeni difüzyon hızı X'in 4 katıymış. Yani VY eşittir 4 tane VX dersek ki biz bunu nasıl yazarız arkadaşlar? VY bölü VX eşittir deriz. Karakök içerisinde değil mi? E, ee, MA X bölü m -A -Y yazacağız tabii ki çarpı e, bakın m -A ları ters yazdım ama sıcaklıkları doğru şekilde yazacağım tam böyle karşısına yazacağım. Ve bunu aynı kaptaysa zaten bunların sıcaklıkları arkadaşlar birbirine eşittir gider bunlar. O zaman bakın e, bakın bu 4 katıymış yani 4 eşittir diyeceğiz. m -A, x bölü m -A y dersek arkadaşlar her iki tarafın karesini alırsak 16 eşittir. M a x bölü M a y. O zaman, o zaman arkadaşlar bu durumda x'in molekül hali y'nin 16 katı ifadesi doğru olmuş oluyor. Peki hala yoğunluk neydi? Şimdi yoğunlukla alakalı bir sonraki ders videomuzda aslında çok detaylı anlatacağım. Ama şunu bileceğiz değil mi arkadaşlar? Bak yoğunluk deyince d eşittir. M bölü v değil mi? Evet doğru. Gazın hacmi ne kadardı? Zaten kapladığı alan e, kabın hacmi kadardı. Hacmi. Dolayısıyla bakın arkadaşlar gazın hacmi eşittir. Peki e zaten kütleleri de eşit arkadaşlar yani görüyorsunuz ki. Kütleleri de eşitse o zaman DX ile DY'nin birbirine eşit olması gerekmez mi? Evet tabii ki eşit olması gerekir. Bunu böyle yazdık. Ortalama kinetik enerjiler arasında böyle bir ilişki olabilir mi? Hayır. Sıcaklığa bakacağız. Sıcaklıklar aynı ortamda eşitse o yüzden bu ifademiz yanlış olacaktır. Cevap da burada arkadaşlar denizli olmalı. Evet bu şekilde bunu çözmüş olduk. Başka bir sorumuz var bakalım şimdi yani. Yani aynı mantığı farklı versiyonlara soruyoruz. Arkadaşlar kitaplarınızda da zaten göreceksiniz bu mantığı farklı sorulara oturturulur. Yani bunu siz kavradıktan sonra her soru çözersiniz ama ben yine de hani böyle farklı böyle gözüken soruları çözmek istedim. Şimdi bakın elimizde CH4 ve SO2 gazları var. Burada görüyorsunuz ki bunlarla alakalı öncülü bir sorumuz var ve ne nedir diye, hangisi doğrudur diye sormuş. Ne yapacağız şimdi bakın? Gaz basınçlarını sormuş. Bir kere arkadaşlar bakın buranın hacmi V, sıcaklığı T. Bunun hacmi 2V, sıcaklığı 4T. E zaten bakın burada belirtmişiz bunu. Basınç farkını nasıl yapıyoruz? Paran varsa ne rahat şeklinde. Biz bunun formülümüz vardı. Şimdi ben SO2 için yazıyorum arkadaşlar. P çarpı hacmi neymiş? 2V'ymiş. E zaten molümüz N olsun. R'miz zaten sabit. Sıcaklığı 4 T'ymiş. Şimdi burada bir şey söylemişiz mi? Bakın mol sayıları eşit demişiz. O zaman aynı mantığı şimdi bakın arkadaşlar. Ben CH4 için de yazarsam o zaman olur P çarpı hacmi bunun V eşittir. N çarpı R çarpı sıcaklık T miymiş? Şimdi bakın zaten bunların bölersem birbirlerine molleri eşit değil mi? R'ler de eşit. Tabi buna P1, P2 diyelim karışmasın diye. E bakın şimdi burada e, yani şimdi P1 çarpı 2V 4T'ymiş. P2 çarpı V de T'ymiş. O zaman ben buna mesela P dersen P çarpı T gibi olursa işte o zaman buranın 4 olabilmesi için bunun basıncının 2 olması lazım. Dolayısıyla SO2'nin basıncı aslında e, CH4'ün basıncının tam da 2 katı olacaktır. O zaman SO2 basıncı büyüktür şeklinde biz bunu söyleyebiliriz. Gazların ortalama kinetik eşit işte olabilmesi için neyin eşit işte olması lazımdı? Sıcaklıkların ama birisi T biz 4T o yüzden bu olması mümkün değil. Bu yanlış. Peki M1 ve M2 muslukları açılıyor arkadaşlar bu gazlar nerede karşılaşır? Şimdi biz burada tabii ki karşılaşma sorularında böyle tabii ki bize ortalama hız lazım. Ortalama hızı nasıl yapıyoruz? ch 4ün hızı bölü arkadaşlar SO2'nin hızı diyoruz. Eşittir diyelim. Karakak içerisinde tabii ki burada ne yapıyorduk? MA'lar ters orantılı yani MA SO2 bölü MA ch 4 yazıyoruz ama sıcaklıklar doğru orantılı yani T 4 bölü T SO2 yani doğru orantı derken bakın karşı karşıya bakın SO2 sıcaklığıyla ama e, e, M, ters orantılı bakın. Bakın CH 4ün sıcaklığı doğru orantılı ama MA'sı ters orantılı. Biz bunu bu şekilde algılatmıştık. Peki şimdi ne yapacağız? V CH4 bölü V SO2 eşittir diyorum. Şimdi karekök kökü atacağız. CH4'ün eması e, e, SO2'nin MA'sı zaten 64 vermişiz. CH4'ün MA'sı 16 çarpı CH4'ün sıcaklığı T kadarmış. Buranın sıcaklığı ise 4 T kadarmış. Bak bunlar gitti. Bakın burası 4'e 1 kaldı. 4'ler de gitti. Bak ne kaldı? Kök 1 kaldı. Yani hızları eşit. O zaman musluğu açıyorum arkadaşlar. Bu A'dan B'ye geldiğinde bu E'den D'ye gider. Bu B'den C'ye gittiğinde bu da C'den D'den C'ye gider. O zaman bunlar da tam C noktasına karşılaşır. C, D demişiz. Olmaz arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlış olur. Hangisi doğrudur diye sormuşuz. O zaman burada cevabımız da yalnız bir olacaktır. Evet, anlıyoruz değil mi? Hadi bakalım. Ahmet anlıyor musun beni? Hadi bakalım. inşallah anlıyorsun ve devam ediyoruz. Şimdi, burada bir sorumuz daha var. Elimizde iki tane boru var. Bu borularla alakalı arkadaşlar. Bize ne demiş? Ee, bu boru, yani mesela SO2'nin e, burada çıkış e, zamanı 40 saniyede buradan çıkıyorsa demiş. Acaba her ne kadar zamanda çıkar? Şimdi burada arkadaşlar bir kere... Ee, bizim ne bulmamız lazım? Hani düşünsene bir yolun var bu yol ne kadar kısa sürerse o kadar hızlısın demektir. O zaman bizim burada hani zamanın yorumunu yapabilmemiz için tabii ki burada hız yorumunu yapmamız gerekiyor. Peki nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle ki hemen SO2'nin e, hızının helyumun hızına oranı diyoruz. Eşittir diyorum arkadaşlar. Ne yapıyorduk? MA helyum değil mi? Helyumun MA'sı bölü. SO2'nin EMA'sı çarpı e, sıcaklıklara ters orantılı tabii ki. Böyle bunu yazabilirim. Pekala. Şimdi bunlar arkadaşlar görüyorsunuz ki bunların e, aynı ortam olduğu için sıcaklıkları zaten herhangi bir şey söylemiyor. Eşit olur. Peki burada baktığımız zaman helyumun EMA'sı e, 4 SO2'nin EMA'sı 64. Bakın 1 bölü, e, 1 bölü 16 gelir. E, bunu çıkartırsak arkadaşlar e, e, 4 bölü 16. Yani 1 bölü 4 bölü 6, e, yani 1 bölü 16 yazacağım. Yazamadığım arkadaş özür dilerim. 1 bölü 16 yani 1 bölü 16'da arkadaşlar nasıl çıkar? 1 bölü 4 ulaşar. Yani o zaman bunun hızına biz V dersek bunun hızına 4V olur mu? Evet bu şekilde yazabiliriz. Yani bakın şimdi mesela bu borular L uzunluğu olmuş olsaydı. E, şimdi burasını bu 40 saniyede giderse bakın V hızıyla 40 saniyede buradan çıkarsa A noktasına gelebilirse her gün buraya ne kadar zamanda gelir? O zaman e, 10 saniyede gelmez mi? çünkü hızı 4 katı. Bak burada 10 saniye harcadı. E burada da 10 saniye harcar çünkü yolun yarısı olmuş oluyor. O zaman toplamda 20 saniyede buradan çıkar diyebiliriz. Bu şekilde bunu söyleyebilirim arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Şimdi bak burada çok önemli bir not var. Bu notla alakalı genelde böyle arkadaşlar kafanız karışabiliyor. Hemen bunu inceleyelim. Özellikle bunu biz size vermek istedik. Şimdi bir kapta bulunan bir gaz var, tamam mı? Bu gaz ne yapar? Her tarafa mesela x gazı diyelim tamam x gazı. Her tarafa ne yapar? Çarpacak. Buraya çarpacak, buraya çarpacak ve bu çarpışma tabii ki bir basınç oluşturacak. Şimdi buradaki çarpma sayısı eşittir basınç diyorsunuz. Hayır arkadaşlar bakın çarpma sayısı demek eşittir ee, basınç demek değildir. Çünkü burada basınç deyince bir onun ağırlığı da var. O yüzden bu direkt çarpma sayısı tabii ki basıncı etkiler. Ne kadar çok çarparsa basıncı etkiler ama direkt çarpma sayısı basınçtır ifadesi yanlış olur. Peki biz bu çarpım sayısını nasıl ifade ederiz? Şöyle bakın. Moleküllerin bir kere neyi var? Hızı var ve molekül sayısı var değil mi? Şimdi molekülün hızı ne kadar artırırsak burada baktığın zaman hızı ne kadar artarsa o kadar fazla çarpar mı? E molekül sayısı mesela bir molekül bir tane de çarpar. iki molekül iki defa çarpacak. Dolayısıyla hızı ve molekül sayısıyla arkadaşlar doğru orantılıdır diye söyleyebiliriz. Peki bakın burada mesela bir hacmimiz var. Atıyorum burada hacim 3V diyelim. Böyle küçük bir kaba olmuş olsaydı V kadar olmuş olsaydı. E şimdi mesela buraya bir defa çarpana kadar bu molekül buraya 3 defa çarpacak değil mi? O zaman hacim Cinmede ne oluyor arkadaşlar ters orantılıdır diye söyleyebiliriz. O zaman bakın şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz bakın çarpma sayısı hani çarpma sayısını biz şöyle yazabiliriz arkadaşlar molekülün hızı yani hız çarpı molekül sayısı yani mol sayısı aslında değil mi mol sayısı bölü arkadaşlar mol sayısı çünkü ne kadar fazlaysa o kadar molekül sayısı fazla bölü arkadaşlar bakın şu hız diyelim aslında şu da e, hacim diyelim karışmasın. Hacimle arkadaşlar ters orantılıdır. Hız ile doğru orantılıdır. Ve moldur bu arkadaşlar. Bakın şu moldur. Böyle bunu yazalım. Mol demek molekül sayısı demek. Mol de doğru orantılıdır şeklinde biz bunu yazabiliriz. Tabi hız burada nedir? Hız arkadaşlar tabi ma ile ve sıcakla doğru orantılı. Sıcakla doğru orantılı ma ile ters orantılı. Bunu da burada söyleyelim. Yani ama kalikük içerisinde bunu da burada Bilmemiz gerekir. Yani size sıcaklık veriyor. Atıyorum şimdi sıcaklık iki katına çıkarsa, iki T'den iki t çıkarsa çarpma sayısı iki katına çıkmaz. Ne yapar? Kaç katına çıkar Ahmet? Tabii ki kök iki katına çıkar. Tabii ki Ahmet'e biz bunu anlattık. O da onu bu şekilde cevapladı arkadaşlar. Kök iki katına çıkar şeklinde. Çünkü bakın ee, karekök içerisinde ya eğer T'den 4T'ye çıkarsa sıcaklığımız, hızımız, ee, çarpma sayımız iki katına çıkar. Unutmayın bunu. Evet. Şimdi gelelim uygulamalarımıza bununla ilgili. Elimiz iki tane kabımız varmış. Birinde SO2 gazı var, birisinde SO2 gazı var. Bunların birim zamandaki çarpışma sayılarını kıyaslayın diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken ilk şey bunların tabii ki hızlarını vermemişiz ama sıcaklıklarını vermişiz. MA'ları da belli. Hemen biz bunların arkadaşlar e, hızlarının oranını bulabiliriz. Şimdi ben O2'nin hızının SO2'nin hızına oranını yazmak istersem şöyle yazarım. Ne yapıyorduk? MA SO2/ MA O2 yazıyorduk çarpı sıcaklıklar orantılı yani T SO2 bölü T e, pardon özür T O2 yazacaktık bölü T SO2 yazacağız. Evet doğru orantılı ya. Evet doğru. Böyle yazdıktan sonra arkadaşlar e, SO2 ne 64 e, O2 neması 32 O2'nin sıcaklığı 2 T'ymiş. E buranın sıcaklığı T'ymiş. Bakın T'ler gitti. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bu şekilde bunu yazmış olduk. Bak burası 1, burası 2. Bakın 2 kere 2 4. Yani kök 4 olmuş oldu. Kök 4 de dışarı 2 olarak çıkar. Yani bakın o zaman şöyle diyebiliriz. Buranın hızı, hızına biz arkadaşlar hızına biz R dersek buranın hızı ne olmuş oluyor o zaman? 2R olmuş oluyor değil mi? Şimdi ben burada neyini kıyaslamak istiyorum ben bunların arkadaşlar? Çarpışma sayısını kıyaslamak istiyorum. Şimdi e, SO2 için yazalım çarpışma sayısını arkadaşlar. Ne demiştim? E, hızla doğru orantılı, yani R çarpı e, Molle doğru orantılı ama hacime ters orantılı. Biz bunu bu şekilde yazabiliriz. Pekala aynı mantığı O2 için yazayım. Hızla doğru orantılı 2R Molle doğru 3N ve hacimle de ters orantılı 2V. Bakın buradan ikiler gider. Ne oldu bakın? R çarpı 3N bölü V. Bununki ise RN V. O zaman bakın ne olmuş oldu? O zaman O2'nin çarpma sayısı SO2'nin çarpma sayısının 3 katı olmuş oldu. Bak bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Bak basınç başka bir şey. Basınçta paran varsa ne rahata bakacaksınız. Basınçlar ayrı bir şey tamam mı? Ama çarpışma sayısını, çarpma sayısını biz böyle söyleyebiliriz. Evet. Hadi bakalım şimdi kitaptan bir tane soru alalım. Şimdi yandaki kapta bulunan eşit kütleli gazla bakın. Eşit kütleli gazlarla alakalı olarak demişiz. Hangileri arasında N2 büyüktür C3 H, C4 H8 ilişkisi vardır diye sormuşuz. Şimdi ortalama hızı hemen ortalama hızını hesaplamak için ne yapacağız arkadaşlar? Elimde N2 var ve e, tabii ki C4 H8 var arkadaşlar. Bunu yazarken şöyle yapıyoruz. MA'ları ters orantılı yani MA C4 H8 bölü Ema N2 yazıyoruz. Ama sıcaklıklar doğrultulu yani T N2 ve T C4 H8. Şimdi bakın bunlar aynı ortamda zaten sıcaklıkları bunların eşit. Direkt MA'ların oranını yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada baktığınız zaman C4 H8'in Ema'sı arkadaşlar 56. Yani 56 bölü. Diğer Ema'sı da Tabii ki burada arkadaşlar 28. Dolayısıyla burada arkadaşlar kök 2 çıkıyor. Yani kök 2 tabii birden büyük bir değerdir. O zaman tabii ki yani baktığınız zaman hani hafif gaz e, daha hızlıdır ya zaten. Buradan bunu yakalayabiliriz. Ve N2 gazı C4H8 gazından daha e, büyüktür diyebiliriz. Peki ortalama kinetik enerjisi neydi? Ortalama kinetik enerjisinde arkadaşlar olayımız şuydu. Tabii ki baktığınız zaman sıcaklığına bakacaktık. E zaten bunlar aynı ortamda mı? Evet aynı ortamda. Dolayısıyla bunların ortalama kinetik enerjileri de tabii ki arkadaşlar eşittir. Ama biz büyük olmasını istiyoruz. O yüzden bunu ben Alamam arkadaşlar bu gitti değil mi büyük olması lazım ya onu o şekilde gör, göstermişiz. Peki hala çarpışma sayısı. Şimdi çarpışma sayısına neye bakacağız arkadaşlar? Bir kere neydi olayımız? Şuydu çarpışma sayısında arkadaşlar hatırlarsak. Evet ne diyorduk? Ee, hız çarpı mol bölü hacim diyorduk. Bunu bu şekilde çarpışma sayısını ifade ettik. Şimdi bir kere arkadaşlar bunların Eşit kütleli olduğunu söylemişiz. Şimdi kimin hızı daha büyük bir kere arkadaşlar? Bir kere burada N2'nin hızı aslında R ile gösterelim aslında. N2'nin hızı aslında C4H8'den büyük. Tamam. Peki mollerini kıyaslayalım. Mollerine bakarsak arkadaşlar N eşittir N bölü MA değil mi? Evet N eşittir N bölü MA. Eşit kütle. Mesela biz bunu 56'a gram aldığımızı varsayalım. O zaman mesela N2'nin molü ne olur? 56 bölü 28'den 2 mol desek Çünkü MA'sı N2'nin 28. C4H8'e bakalım arkadaşlar. O da 56 gram diyelim. O da 56 56 56'ya Bu da 1 mol. Bakın bu durumda zaten N2'nin mol sayısı da e, aynı zamanda C4H8'in mol sayısından da büyük. Gel yani bakın hem hızlı büyük hem de molü büyük. Hacimler de ortak. O zaman tabii ki arkadaşlar burada bir zahmet. N2'nin çarpışma sayısı C4H8'den büyük olsun. O yüzden cevap burada ne olur? Denizli olur diyelim. Evet bu şekilde buraya anlatmış olduk. İnşallah anlamışsınızdır. Ee, devam edeceğim arkadaşlar gazlarla ilgili iyice anlayın istiyorum bol bol soru çözün istiyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.